44 numaralı sorumuz parçanın içinden bir sonuç çıkarmamızı istiyor bizden. Bunu da infer fiilinden anlıyoruz. Daha önceki bir soruda da değinmiştik. Infer, deduce ve conclude fiilleri parça içinde var olan bir bilginin yakın anlamlı bir biçimde doğru seçenekte bulunmasını gerektiriyor. ÖSYM bu eğilimi gösteriyor. Doğru cevaba ulaşabilmek için seçeneklerimizi bir bir irdelememiz gerekiyor. Muhtemelen bu tip sorularda yanlış seçenekler yine parçanın içinde var olan birkaç bilginin biraz çarpıtılarak hatalı hale getirilmesiyle oluşturuluyor. Göreceğiz. A seçeneğini okuyunca ne demek istediğim hemen ortaya çıkacak. A seçeneğine göre beynimizde 100 tane nörokimyasal varmış. 100 rakamı parçamızın ikinci satırında mevcut. Ama biraz dikkatsiz davranırsak eğer, önündeki over kelimesini görmezsek A seçeneğinin doğru olduğunu düşünebiliriz. Fakat over kelimesi bu nörokimyasalların rakamsal olarak 100'den daha fazla olduğunu bize söylüyor. A seçeneğini eliyoruz. B seçeneğine geldiğimizde bilim adamlarının beynimizde önemli rol oynayan belirli neurotransmitters'ın olduğunu düşünmesini kastediyor. Dikkatli incelediysek eğer parçamızın üçüncü cümlesinde araştırmalarımızın ve bilgimizin büyük bölümü 4 tane nörokimyasala yönelmiştir diyor. Yani var olan yüzün üzerindeki nörokimyasal içinden biz especially certain neurotransmitters ifadesine yöneliyoruz. Yani B seçeneğinin yanlış bir yönü yok. Ancak hemen işaretlemeden tabii ne yapmamız gerekir? Diğer seçeneklerin yanlışlığını ortaya koymamız lazım. C seçeneğinde paragraf sorularının özellikle çeldiricilerinde sıkça ÖSYM'nin başvurduğu bir şey var. Genelleyici bir ifade. Çok genelleyici ya da çok kısıtlayıcı ifadeler ÖSYM tarafından çeldirici seçeneklere özellikle gizlenmektedir. Ve paragraf içinde var olan bir bilgiyi hatalı kılan, gözden de kolaylıkla kaçabilecek, dikkatsiz anımıza denk geldiğinde hiç görmeyeceğimiz gibi gizlenen ifadelerdir bunlar. Bu yüzden bunların bulunduğu seçeneklerde ÖSYM bizi kandırmaya çalışmıştır diyebiliriz. C seçeneğinde bütün transmitters'ın, bütün iletim yöntemlerinin eşit önemde olduğunu söylemiş. Ancak paragrafımızda özellikle 4 tanesine odaklandığını anlamıştık. C seçeneğini eliyoruz. Denizli seçeneğinde beynimizde dopamin fazlalığının Parkinson'a yol açtığını söylüyor. Parkinson'la ilgili bölüme gelecek olursak eğer, a lack of dopamine ifadesi aslında tam tersini söylüyor bize. Dopamin eksikliğinin Parkinson'a yol açtığını göstermiş. O yüzden Denizli'yi de eledik. Edirne seçeneğimizde Alzheimer hastalığına yüksek düzeylerde asetil kolin yol açıyor diye söyleniyor. Ancak Alzheimer'la ilgili bölümümüze geldiğimizde tam tersine buradaki kelimemiz lower, higher değil. Edirne seçeneğinde eleyince cevaba ulaştık.